Adam Grant çalışma hayatında insanları alıcılar, vericiler ve dengeleyiciler olarak ayırmaktadır. Alıcılar verdiklerinden fazlasını almayı severler. Başarılı olabilmek için başkalarından daha iyi olmaları gerektiğini düşünürler. İkinci grupta yer alan vericilerse diğer insanların ihtiyaçlarına odaklanır ve karşılık beklemeden başkalarına yardım ederler. Üçüncü grupta ise dengeleyici olmayı seçiyoruz. Yani almak ve vermek arasında bir denge tutturmaya çabalıyoruz. Araştırmalar vericilerin başarı merdiveninin en dibinde bulunduğunu gösteriyor. Kaliforniya'da 160 mühendisin katıldığı bir çalışmaya göre en başarısız mühendisler aldıklarından fazlasını verenler oldu. Kuzey Carolina'da satıcılarla yürütülen bir çalışmada vericilerin 2,5 kat daha az satış yaptıkları gözlemlendi. Peki eğer vericiler başarı merdiveninin en dibinde yer alıyorsa en tepede kimler var? Alıcılar mı? Dengeleyiciler mi? Cevap hiçbiri. Tepedekiler de yine vericilerdir. Kaliforniya'daki mühendisler arasında en iyi skora sahip olanlar meslektaşlarına aldıklarından fazlasını verenlerdi. Satıcılıkta bile en iyi performans sahipleri dengeleyici ve alıcılardan %50 fazla yıllık gelir elde eden vericilerdi. Peki vericiler nasıl hem en dipte hem de en tepede yer alıyor? Bunu anlamak için vericileri ikiye ayırabiliriz. İlk gruptaki vericilerin başkalarını düşünme seviyeleri yüksek ancak bencillik seviyeleri çok düşüktür. Kendi ihtiyaçlarını düşünmeden zamanlarını ve enerjilerini başkaları için harcarlar. İkinci grupta yer alan vericilerse hem başkalarına fayda sağlamaya önem verirler hem de kendi çıkarlarını ilerletme yönünde hedefleri vardır.